Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 4. sınıf din kültürü kitabı sayfa 104, 105, 106, 107, 108, 109 MEP yayınları 4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı İslam dini ve temizlik cevapları sayfa 104'ten 109'a kadar 4. sınıf din kültürü kitabı İslam dini ve temizlik metni cevapları 4. sınıf din kültürü kitabı sayfa 104 105 106 107 108 109 Soru: Temiz olmak için gün içerisinde neler yapıyorsunuz? Uzun cevap. Temizlik insanın hem psikolojik hem de mikroplardan korunup bedensel sağlığını koruması için olmazsa olmazdır. Gün içerisinde gerekli olan temizliklere uyanır uyanmaz ellerimi ve yüzümü yıkamakla başlıyorum. Kahvaltımı yapıp bir şeyler yedikten sonra da gün içerisinde mutlaka ellerimi yıkıyor veya siliyorum. Dişlerimi günde bir veya iki defa mutlaka fırçalıyor ve bir şeyler yedikten sonra da ağzımı kırıntı alıp kalmadığına dikkat ediyorum. Yediğim yemekler eğer ağzımda koku bıraktıysa nane veya sakız çiğnemek gibi bir şeyler yaparak bu konuyu azaltmaya çalışıyorum. Okuldan ve dışarıdan geldikten sonra özellikle park gibi alanlarda üzerim kirlendi ise kirli kıyafetlerle içeriye oturmuyor, hemen üzerimi değiştiriyorum. Evde beyaz giydiğim yerlerde dağımın ve kirlettiğim yerleri elimden geldiğine temizlemeye çalışıyor ve çöpleri mutlaka çöp kutusuna atarak çevremin de temiz olmasını sağlıyorum. Akşam yatmadan önce mutlaka uyku pijamalarımı giyiyor. Gün içerisinde kullanmış olduğum kıyafetlerle uyumamaya özen gösteriyorum. Eğer tırnak kesme veya banyo yapma gibi temizlenme ihtiyaçlarım zamanı geldiyse onları ihmal etmeden hemen yapıyorum. Bu sayede her zaman pratik bir şekilde temiz kalmayı başarıyorum. Soru: Manevi temizliğin tanımı bu temizlikle ilgili aklınıza gelen güzel ahlaklı davranışları yazınız. Uzun cevap. Manevi temizlik insanın kendisini kötü ahlaktan temizleyerek kalbini ve ruhunu kötülüklerden kurtarmasıdır. Manevi temizlik denildiği zaman aklıma gelen güzel ahlak davranışları. 1. Söz verildiği zaman sözünde durmak. 2. İnsanları aşağılayacak sözlerden uzak durmak, kibar davranmak. 3. Sinirlendiğin zaman bile öfkesini kontrol ederek hakaretten sakınmak. 4. Zorda kalan insanlara yardımda bulunmak. 5. Sevdiklerinin iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmak. 6. Çocuklara sevgiyle, büyüklere saygıyla yaklaşmak. 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi MEP Yayınları Ders Kitabı Sayfa 108 cevapları. Soru: Abdestin doğru alışını takip ederek doğru çıkışı bulunuz. 1 numara: Elleri yıkamak. 2 numara: Burnumuzu ve ağzımızı yıkamak. 3 numara: Burnumuzu yıkamak. 4 numara: Ağzımıza su almak. 5 numara: Ellerimizi dizlerimize kadar yıkamak. 6 numara: 7 numara ensemizi yıkamak. 8 numara kulaklarımızı yıkamak. 9 numara ayaklarımızı yıkamak. Boyayalım. Maide suresi 6. ayette e iman edenler namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesh topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın buyurmaktadır. Soru. Bu ayete göre abdestin farzlarını bulunuz ve görselde bu kısımları boyayınız. Cevap Bu ayete göre abdestin farzları dört tanedir. 1. Yüzümüzü yıkamak 2. Dirseklere kadar ellerimizi yıkamak 3. Başı mesetmek 4. Ayakları topuklarla beraber yıkamak 4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi MEP yayınları ders kitabı sayfa 109 cevapları Tomu da olmazdı kullara ceza. Olsa temiz ahlak ve hüsnü rıza. Hiç şüphe girmezdi gönüllere göze. İşte hile, gözde yalan olmazsa. Yalancılar belki kızar bu işe. Yalan ayaktadır, çıkmaz başa. Kemlik düşünür mü kardeş kardeşe? İşte hile, sözde yalan olmazsa. Aşık bu ise. Soru. Yandaki aşık vesilen şiirini manevi temizlikle ilişkilendirerek yorumlayınız. Cevap Buradaki aşık vesilen şiiri manevi temizlik ile yakından ilişkilidir. Bu şiirde bir insanda temiz ol, ahlak olmasaydı Allah'ın rızasını kazanacağını, insanların sözlerinde yalan olmasaydı, herkesin herkese güveneceğini, yalan ve hile olmasa kimsenin kimse hakkında kötü düşünmeyeceğini anlatmaktadır. Gerçekten de durum böyledir. Eğer insanların kalbinde yalan, hırs ve kötülük olmasaydı, insanlar birbirine çok rahat ve güvenilir ve çok mutlu bir hayat yaşardı. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.